Herkese merhaba. Bu videomuzda General Mobile GM20 Pro'yu kutusundan çıkarıyor, kurulumu yapıyor ve ilk turu birlikte atıyoruz. Evet, bir süredir suskun olan General Mobile en sonunda yeni telefonlarıyla karşımıza çıktı. Ağustos ayının ikinci yarısında General Mobile düzenlediği online etkinlikte GM20 ve GM20 Pro'yu tanıttı. Elimde tutmuş olduğum GM20 Pro bu ikili içerisinde daha üstün özelliklere sahip olan model. Fiyatıyla da özelliklerine bakıldığında uygun bir noktada olduğunu söyleyebiliriz. Hatırlayacak olursanız yaklaşık 2 yıl önce çıkan GM9 Pro biraz yüksek bir başlangıç fiyatıyla çıkmıştı ve bu nedenle de eleştirilmişti. Şimdi General Mobile'ın daha iyi bir hesaplama yaptığını ve GM20 Pro modelinin özellikle daha uygun bir noktadan sunduğunu görüyoruz. Benzer durumun GM20 için de geçerli olduğunu söyleyebiliriz. Özelliklere baktığımızda Full HD ekranı görüyoruz. 6.3 inçlik köşeden köşe uzunluğuna sahip IPS LCD ekran var ve bu ekranda Full HD Plus çözünürlüğü sunuyor. Bu fiyat noktasında 720p ekranlı telefonlar da görüyoruz. Bu açıdan GM20 Pro'nun iyi bir deneyim sunduğunu, ekran sunduğunu söyleyebiliriz. Mediatek Helio P70 işlemci, 6 GB RAM, 128 GB dahili hafıza, 4050 mAh kapasiteli pil, arkada 3 tane kamera, 48 megapiksel çözünürlüklü kamera başrolde bulunuyor. Bu kamera yine yapay zeka desteğini sunuyor. Önde su damlası biçiminde çentiğin üzerinde de 16 megapiksel çözünürlüklü selfie kamerası mevcut durumda. Yani günümüzde ihtiyaçları karşılayacak bir Android telefondan beklediğiniz birçok özellik kağıt üzerine GM20 Pro'da var gibi görünüyor. Yine Android 10 da yüklü geliyor ve saf Android deneyimini bekleyenler için, isteyenler için de GM20 Pro uygun bir model olma özelliğini taşıyor. Gelin şimdi fazla bekletmeden telefonu kutusundan çıkaralım. Kutuda neler var neler yok bakalım. Daha sonra birlikte kurulumu gerçekleştirelim. Sonrasında da ilk turu atalım ve GM20 Pro'nun ne gibi özellikler, ne gibi bir deneyim sunduğuna bakalım. Aynı zamanda birkaç fotoğraf da çekip bunları da sizinle paylaşalım. Evet, GM20 Pro karşımızda. General Mobile'ın daha önceki telefonlarında görmüş olduğumuz kutu tasarımını yine görüyoruz ve şimdi şuradan maket bıçağıyla bir kesik atarak naylonunu yırtalım ve işe başlayalım. Telefonun kutusunun arkasında görmüş olduğunuz gibi başlıca özellikler var. Zaten bunları az önce sizlere sıraladım. Fiyatına göre, 2299 liralık fiyatına göre iyi özelliklerin bulunduğunu söylese yanlış olmayacaktır. Şurada da bir tane güvenlik bandı var. Onu da yine bıçak yardımıyla keselim ve daha sonra da açılışı gerçekleştirelim. Şöyle kapağı çıkartıyorum. GM ekstra destek paketleri var. Bununla ilgili bir tanıtımı da görüyoruz burada. Eğer isterseniz bunu da inceleyebilirsiniz. General Mobile'ın web sitesinde detaylar olacaktır. Ve kapağı kaldırdığımda ilk önce şuradan başlayalım. Kapağın içerisinde bir tane zarf var ve bunun içinde de bir silikon kılıf olduğu hemen anlaşılıyor. Gördüğünüz şekilde bir silikon kılıf var. Daha sonra hızlı başlangıç kılavuzu ve burada kullanım kılavuzu ve bir de garanti belgesi. Aynı zamanda sim kart tepsisi içinde bir iğne bulunuyor. Sonrasında ise bir naylon poşette de GM20 Pro'yu görüyoruz. Şu arkadaki jelatini de alalım. Ve gördüğünüz gibi siyah renkli model elimizde ve parlak bir yüzey, plastik ve cam birleşimi bir tasarım var. Arkada söylediğimiz gibi 3 tane kamera bulunuyor. Sağ tarafta ise ses tuşunu ve güç butonunu görüyoruz. Alt tarafta ise USB-C portu, 3.5 mm kulaklık jackı ve mikrofon yer alıyor. Aynı zamanda hoparlör de alt tarafta. Ekran üzerinde de telefonun başlıca özelliklerini gösteren bir başka jelatin var. Bunu da kaldırdığımızda da ekrana ulaşıyoruz. Sağ taraftaki güç butonuna basarak açılışı başlatalım ve daha sonra da kutuda başka neler var neler yok bakmaya devam edelim. Şu kartonu kaldırdığımızda burada öncelikle şunu gösterelim. 10 wattlık şarj adaptörü, General Mobile'ın klasik kırmızı tonlarını barındıran GM Turbo şarj destekli bir şarj adaptörünü görüyoruz. Ve devam ettiğimizde burada da bir ucu USB-A tipi, bir ucu da C tipi veri kablosu. Bu da gördüğünüz gibi kutudan çıkıyor. Yine kırmızı renkli. İçerisinde de bağlantı noktalarında da kırmızı renkler var. Böylelikle kolaylıkla bu kabloyu diğerlerinden ayırt edebileceksiniz. Ve yine kutudan çıkan bir başka aksesuarda gördüğünüz kulaklıklar. General Mobile'ın telefonlarında görmüş olduğumuz, daha önce de görmüş olduğumuz kulak içi kulaklıklar. Burada da mevcut. 3.5 mm ucu var. Ve burada da görmüş olduğunuz gibi silikon uçlar. Yine kumanda var, uzaktan kumandalar üzerinde. Bunun da nasıl bir performans sergilediğine bakacağız. Bu kulaklıklar için yedek uçlar çıkmıyor. Öyle bir aksesuar, ek bir bileşen görmüyoruz. Hepsi bu kadar. Kutudan çıkanlar bunlar. Şimdi bunları bir kenara alalım ve GM20 Pro'nun kurulumuna başlayarak tekrar karşınıza gelelim. Evet, GM20 Pro'nun kurulumunu kısa sürede tamamladık ve karşımızda da saf Android kullanıcı arayüzü. Android 10 yüklü olarak geliyor GM20 Pro ve Google uygulamaları da deneyimin başrolünde karşımıza çıkıyor. Ana ekranda Google klasörü içerisinde görmüş olduğunuz başlıca uygulamalar var. Sık kullandığınız Google uygulamalarına hemen erişmeniz mümkün olacaktır. Uygulama menüsüne baktığımızda ise burada fazla uygulamanın bulunmadığını görüyoruz. General Mobile'ın GM Assistant, GM Dosya, GM müzik gibi uygulamaları mevcut durumda. Aynı zamanda az önce göstermiş olduğum Google klasöründe var olan Google uygulamalarının da uygulama menüsünde karşımıza çıktığını görüyoruz. FM Radyo var. O da memnun edici özelliklerden bir tanesi. Daha fazla uygulamayı veya oyunu da Google Play Store'dan GM20 Pro'ya indirebilirsiniz. Ayarlara baktığımızda ayarların kullanışlı bir arayüze sahip olduğunu görüyoruz. Görmüş olduğunuz gibi ikonlarla hangi ayarın var olduğu biraz daha açık şekilde gösteriliyor. Yazı tipi çok büyük değil ve gruplandırma da iyi şekilde yapılmış. Buradan telefonla ilgili tüm ayarları gerçekleştirebilirsiniz. Arka tarafa baktığımızda parmak izi okuyucusunun işaret parmaklarının rahatlıkla erişebileceği bir noktaya yerleştirildiğini görüyoruz. İlk kurulum esnasında da parmak izinizi ekleyebilirsiniz. Parmak izi ekleme işlemi hızlı şekilde gerçekleştiriliyor. Herhangi bir zahmeti yok. Daha sonra da kullanmak istediğinizde de gayet hızlı şekilde çalışıyor. Bu açıdan pratik bir bileşen olduğunu söyleyebiliriz parmak izi okuyucusunun. Ekran Full HD Plus çözünürlüğe sahip. 6.3 inçlik köşeden köşeye uzunluk var. IPS LCD teknolojisi kullanılıyor. Görüş açıları fena sayılmaz. Belirli bir açıdan baktığınızda, epey bir açıdan baktığınızda da ekranda neler olup bittiğini görebilirsiniz. Parlaklık biraz düşüyor gibi olsa da genel olarak görüş açılarının makul seviyelerde olduğunu görüyoruz. Bunun dışında ekran parlaklığı çok yüksek seviyede değil, ancak parlak ışık altında görüş yeterli gibi görünüyor. Aynı zamanda renk canlılığı da gayet iyi. Görmüş olduğunuz duvar kağıdı da hoş biçimde görünüyor GM20 Pro'nun ekranında. YouTube'daki videolara baktığımızda da orada da görselliğin iyi olduğunu söyleyebiliriz. Parlaklık söylediğimiz gibi çok yüksek değil. Göze alan bir parlaklık yok. Ancak ihtiyacınızı karşılayacak bir görsel deneyimi GM20 Pro'nun ekranının sunacağını düşünüyoruz. GM20 Pro'nun beğendiğimiz özelliklerinden bir tanesi de alt kenarda yer alan tek hoparlörü. Her ne kadar tek bir hoparlör bulunsa da bu hoparlörün ses çıkış şiddeti gayet iyi, akıllı telefon ortalamalarının üzerinde. Aynı zamanda çevresel ses etkisi de, dolgunluk da gayet iyi seviyede. Yani ortalamanın üzerinde ve YouTube'da video izlerken, yani Netflix'te bir şeyler izlerken ya da Spotify'da müzik dinlerken bir harici hoparlör aratmayacak bir ses çıkış performansını bu tek hoparlör sunmayı başarıyor. Ekranın üst kısmında görmüş olduğunuz gibi bir su damlası biçimli çentik var. Çok fazla alan kaplamıyor. Tam ekranda oyun oynarken veya bir şeyler izlerken de bu çentiğin çok fazla etki etmeyeceğini düşünüyoruz. Kamera uygulamasına da bakalım. Arkada söylediğimiz gibi 3 tane kamera var. 48 megapiksel çözünürlüklü ana kameranın yanında 8 megapiksel çözünürlüklü ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüklü derinlik sensörü bulunuyor. Kamerayı ilk kez açtığınızda izin vermeniz gerekiyor. Daha sonra da görmüş olduğunuz gibi bir kamera uygulaması karşımıza çıkıyor. Artık her telefonda, her farklı markada benzer kullanıcı arayüzlerinin kullanıldığını görüyoruz. Burada da baktığımızda ekranın bir tarafında hızlı ayarlar var, kontroller var. Yapay zeka modu var, onu açıyoruz. Daha sonra ekranın diğer tarafına baktığımızda ise burada çekim tuşunun yanı sıra çekim modlarının da bulunduğunu görüyoruz. General Mobile epey fazla çekim modunu buraya eklemiş. HDR de ayrı bir çekim modu olarak var. Yine gece modu. Artık her telefonda böyle bir gece modu görüyoruz. GM20 Pro'da da böyle bir gece modu mevcut durumda. Fotoğraf, otomatik mod, 108 megapiksel modu da var. Yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekmek isteyenler için normalde 48 megapiksel var, ancak demek ki çözünürlük arttırılarak böyle bir yüksek moda da, yüksek çözünürlüğe erişmek mümkün oluyor. Ve diğer çekim modları, bunlar da mevcut GM20 Pro'nun kamera uygulamasında, bunları da kullanabilirsiniz. Öte yandan geniş açıya geçmek isterseniz, ultra geniş açıya geçmek isterseniz de hemen ekranın üzerinde sağ tarafta bir düğme var. Ona tıklattığınızda da wide angle shot, yani geniş açılı çekime geçiş yapıyorsunuz ve bu sayede de kareye daha fazla kişi veya nesneyi ya da unsuru, manzara unsurunu sığdırmanız mümkün oluyor. Şimdi gelin GM20 Pro ile ilk etapta çektiğimiz birkaç fotoğraf örneğine hep beraber bakalım. Ön tarafa baktığımızda da burada 16 megapiksel selfie kamerasının bulunduğunu görüyoruz. Kamera uygulaması bu şekilde, çeşitli modlar var, kontroller mevcut. Portre modunu kullanarak arka planı bulanıklaştırılmış. Selfie fotoğraflar da çekebilirsiniz. Flash ayarı da mevcut durumda. Diğer ayarlara da buradan erişebiliyorsunuz selfie kameradayken. Ancak daha sonra örneğin video moduna geçişte bir sıkıntı yok. Ancak HDR veya 108 megapiksel moduna geçtiğinizde kamera uygulaması otomatik olarak arka tarafa dönüş yapıyor. Bu da gördüğünüz şekilde profesyonel mod. Profesyonel modla da farklı ayarları özelleştirerek çekimi biraz daha istediğiniz hale getirmeniz mümkün. Özellikle düşük ışıklı ortamlarda veya pozlamanın otomatik olarak yüksek yapıldığı ortamlarda profesyonel mod kullanışı olacaktır. Son olarak kutudan çıkan şeffaf kılıfı da telefona takalım ve nasıl durduğuna bakalım. Şeffaf kılıf telefonun hatlarını bozmadan rengini açık bir şekilde gösteriyor. Görmüş olduğunuz gibi kamera bölümü parmak izi okuyucusu açık durumda. Aynı zamanda portlara da rahat bir şekilde erişim sağlanıyor. Bunun dışında telefona biraz da yüzeyini sürtünme kazandırdığı için daha rahat şekilde tutma imkanınız var. Tuşlara basma konusunda da herhangi bir sıkıntı yok. Aynı zamanda parmak izi okuyucusuna da rahat bir şekilde erişebiliyorsunuz. Yani bu şeffaf kılıf işinizi fazlasıyla kolaylaştıracaktır. Fazla bir kalınlığa da katkısının olmadığını söyleyebiliriz. Böyle bir kılıf aynı zamanda telefona da iyi şekilde oturuyor. Kenarlarında herhangi bir oynama yok. Herhangi bir ek masrafa girmeden GM20 Pro sahipleri telefonlarını çok daha korunaklı bir şekilde kullanma imkanı elde edecekler gibi görünüyor. Çok yakında detaylı bir GM20 Pro inceleme yazısı Teknoblog.com'da olacak. Eğer sorularınız varsa aşağıdaki yorum alanında sorularınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Aynı zamanda Teknoblog'un Instagram, Facebook, Twitter hesaplarında da GM20 Pro ile ilgili sorularınızı bekliyoruz. Onları da inceleme yazısında cevaplamaya çalışacağız. Kapatmadan önce hatırlatmamızı yapalım. Eğer henüz Teknoblog YouTube kanalına abone olmadıysanız aşağıdaki abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Hemen yan tarafta bulunan zil ikonuna tıklayarak da bildirimleri açabilir ve yeni videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Aynı zamanda video sonunda yer verdiğimiz içerik tavsiyelerine göz atmanızı rica ederiz. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.